Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere yeni bir kulisteyim arkadaşlar. Çünkü bugün makyaj koleksiyonumu göstermek istiyorum size. İlk olarak masamdan biraz bahsedeyim. Masam üçgen bir masa. Yani bir köşe masası. Amazon'dan aldım. Online sipariş ettim. Masam çok büyük olduğu için, koleksiyonum da büyük olduğu için odama sığmıyor. Evimizde... 3 katlı olduğu için ara katında duruyor. Buraya da kimse çıkmadığı için makyaj masamı kimse görmüyor yani. Böyle bir çözüm üretmek zorunda kaldım. Ama ürettiğim çözümden de memnunum aslında. Arkadaşlar video biraz karanlıksa kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü az önce başka bir video çektik ve o esnada lambam patladı. Sigortaları attırdı sağ olsun. O yüzden lambayı bir daha kullanmaya korkuyorum. Çıkardık dışarı, onu kullanmayacağım. Yeni bir ürün sipariş etmek zorunda kaldım. Ama o da gelene kadar muhtemelen biraz uzun sürecek korona virüsü nedeniyle. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın biraz karanlık olduğu için. Yani lamba resmen elimde patladı. Evet, ablamın da biraz canı yandı. Elinde patladı lamba. Nasıl oldu anlamış değilim. Aslında o kadar eski bir üründe değildi ama nazar değdi diyelim. Yani cana geleceğine mala gelsin, ne yapalım. Biraz koleksiyonumdan bahsedeyim arkadaşlar. Arkamda rujlar sallanıyor. En son koleksiyonumun değerini hesapladığımda 3000 euro civarındaydım. Ama o son hesaplamadan beri bayağı bir ürün aldım. Pahalı ürünler de aldım. O yüzden tam fiyatını bilmiyorum koleksiyonumun ama tahminen bir 5000 euroya gelmiştir herhalde. Gelmiştir. Çünkü birkaç değerli ürünler de var. Koleksiyon ürünleri değerleniyor zamanla daha satılmadıkları için. Yani bir 5000 euro civarı rahat, yani 5000 evet vardır. Size fazla gelebilir arkadaşlar ama bu benim hobim olduğu için de gerçekten bundan başka da öyle aşırı aldığım şey yok. Öyle kıyafete çok para vermem, değer vermediğim için yani pahalı kıyafetler almam, arabam henüz yok, sigara gibi alışkanlıklarım yok. O yüzden yani makyaja para harcamayı seviyorum. Ve öyle çok dışarı çıkıp gezmeyi aynen, öyle çok da seven bir insan değilim zaten. O yüzden bence oluru var. Neden olmasın? Hemen başlayalım bence arkadaşlar. Arkadaşlar makyaj masamın raflarıyla başlamak istiyorum ilk olarak. 5 raf var. En alt katla başlayacağım. En alt katta gördüğünüz üzere allıklarım var. Birkaç favori ürünlerimi göstermek istiyorum bu esnada tabii ki size. Biraz... düzenli gözükmesi için böyle sepetlerim var, kutularım var şöyle. Şu şekilde dizdim aldıklarımı çok karışmasın diye. Burada mesela favori ürün olarak Golden Rose'un bir allığı var. Çok sevdiğim bir allık. Terracotta Stardust diyor. 106 numarası. Essence'in bir koleksiyon ürünü var. Daha satılmayan. Bunu çok kullanamıyorum videolarımda maalesef. Daha satılmadığı için. Flormer'ın bir ürünü var. Bunu bir videoda kullanmıştım. Çok beğenmiştim. Daha neler var? Revolution'ın birkaç ürünü var. Böyle değişik tuhaf renkler de var tabii ki. Bildiğiniz üzere renkli makyaj sevdiğim için. Burada küçük ürünlerim var. Benefit'in ürünleri var. Kırılmasın da. Krem allıklarım var. The Balm'ın ürünleri var. Tabii ki Hot Mama allığı var. Herkesin sevdiği. Burada bir paletim var. Essence'in, bu da koleksiyon ürünüydü. Daha satılmıyor maalesef arkadaşlar. Catrice'in bir ürünü var. Bu da satılmıyor artık. Şurası bronzlaştırıcı. Burası aydınlatıcı allık. Çok sevdiğim bir krem allık. Maybelline'in Dream Matte Blush'ı. Ve Essence'in yine bir koleksiyon ürünü falan filan. Sleek'in ürünleri var. Yani neredeyse... her markadan var. Öyle aşırı pahalı bir allığım yok arkadaşlar. Allığa çok özen göstermediğim için. Aslında allık sevmediğim halde çok allığım var nedense. Şu pastelin allığı da çok güzel. Yani burayı kapatalım. Burayla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü rafla. Burada bronzlaştırıcılarım var. Ama bir allık paleti aşağıya sığmadığı için bunu mecburen buraya koymak zorunda kaldım. Revolution'ın blush paleti. Pahalı ürün olarak arkadaşlar Chanel'in bu krem bronzlaştırıcısı var. Bunu da zaten videolarımda göstermiştim. Çok sevdiğim bir ürün. Bunu kutusunda saklıyorum. Öyle bir tikim var arkadaşlar. Pahalı ürünlerin kutularını atmıyorum. Burada Rodial kontür pudram var.
Yine Benefit'in küçük ürünleri var. Makeup Geek var. Türkiye'de satılmıyor galiba ama farları bulunuyor internette. Zoeva'nın bir paleti var. Ne var başka? Uygun fiyatlı Essence var tabii ki. The Balm var. BH Cosmetics maalesef Türkiye'de satılmayan bir marka. Maybelline'in City Bronzer'ı. Bu çok ünlü. Gratislerde, Watsons'larda zaten var. Herkes biliyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ayrıca Watsons'ta bulunan bu Deborah'nın bronzlaştırıcısı da efsane. Ve çok çok uygun bir ürün olarak Pastel'in bu bronzlaştırıcısı harika, muhteşem. Kesinlikle öneririm. Başka ne var? Wet n Wild'ın tabii ki bunu da herkes biliyor. Çok ünlü. Bu da çok güzel. Revolution'un bronzlaştırıcısı Mega Bronzer. 01 Cool renginde. Bu da güzel. Gerçekten büyük bir ürün. Yani bronzlaştırıcı olarak da bu kadar. Şimdi iki kat aydınlatıcı arkadaşlar. Tabii ki aydınlatıcıyı çok sevdiğim için bir rafa sığdıramadım. Alt rafla başlayalım. Burada birkaç eyelinerlarım da var. Simlerim var. Bu renk çok güzel bu arada. Maalesef satılmıyor artık Essence'in bu ürünü. Yapıştırıcım var tabii ki Revolution'ın. Birkaç pigmentim var Rival de Loop'dan. Bunlar da yine hem far ve eyeliner. Burada Stila'nın aydınlatıcısı var. Sonra Rival de Loop'un bir paleti var. Çok sevdiğim Newell'in aydınlatıcısı var. Bu çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle deneyin derim. Sleek'in iki paleti var. Çok sevdiğim bir ürün. Bunu da herkes tanıyor arkadaşlar. Çok kişi de seviyor zaten. Bende var. Aynen. Neredeyse herkes de var aslında. Çok çok uygun fiyatlı bir ürün olarak Gabrini'nin bu paletini kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki mavi bir highlighter'ım var burada. Çok kullanmasam da sevdiğim bir ürün. Fenty'nin bir ürünü ve Benefit'in minik ürünleri. Bunun büyüğünü almadığım için pişman oldum arkadaşlar. Bu tam benlik bir aydınlatıcı. Çok simli, o yüzden dikkat edin derim. Herkese göre bir şey değil. Burada da böyle. Geldik asıl aydınlatıcılarıma. Burada gördüğünüz üzere Anastasia'nın paleti var. Bu paleti gerçekten çok seviyorum. Becca'nın bir paleti var. Bu da çok güzel. Anastasia kadar güzel olmasa da gerçekten güzel bir ürün. Uygun fiyatlı ürünlerimde Wet n Wild'ın ürünleri var. Bunları da çok seviyorum. Pastel'in bu Stardust aydınlatıcısı da çok güzel. Krem ürünü olarak da yine Pastel'in bu ürünlerini çok beğeniyorum. Catrice'in bir ürünü var. Bundan çok memnun değilim aslında. Golden Rose'un bu stick aydınlatıcısı da hoş, fena değil. Bu tabii ki ikonik benim ilk aydınlatıcım değil ama YouTube'a başladığımda ilk kullandığım aydınlatıcıydı. Zaten kanalıma ilham veren aydınlatıcım bu. Mavi Highlighter kanalı. Arkadaşlar bu BİM'de satılıyordu. Gerçekten aldığımda aslında hiçbir şey beklemiyordum. Öyle şaka olsun diye aldım. Hani merakımdan aldım. Ama gerçekten çok güzel bir ürün. Şöyle swatchlayayım. Yani çok aşırı bir şeyi yok. Ama gerçekten bence çok güzel. Çok doğal gözüküyor. 10 TL'ye falan almıştım galiba. Kesinlikle deneyin derim. Wet n Wild'ın bunu da herkes biliyor. Aslında bunların ikisi birbirine çok benziyor. Bu sadece biraz daha pembemsi. Bende olan rengi. Blossom Glow'muş. Bunların ikisi birbirine çok benziyor. Essence'in çok sevdiğim bir aydınlatıcısı. Koleksiyon ürünü. Ve Sephora'nın bunları da çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bu tarafta ne var? Bu tarafta tabii ki W7'in bir ürünü. Herkes de var bu da. Diyeceksiniz sen de The Balm'ın ürünü yok mu? Mary Luminizer. Arkadaşlar yok. Ben onu çünkü beğenmedim. Çünkü paletlerimi de göstereceğim. O bende minik olarak var. Ve onu hiç beğenmediğim için büyüğünü de almadım hiç. Ama büyüğüyle o küçüğün arasında bayağı fark varmış. O yüzden belki alırım. Ama bu kadar aydınlatıcının arasında onu aslında aramıyorum. Ayrıca bu Revolution'un bu ürünü de gerçekten muhteşem. The Balm'ınkinden 1000 kat daha iyi ve gerçekten aşırı parlıyor. Yani çok pigmentli bir aydınlatıcı arıyorsanız bunu deneyin arkadaşlar. Gözüküyor mu kamerada? Evet, yansıdı. Evet. Bunu deneyin arkadaşlar.
Edebam'dan daha ucuzdur galiba. Ve son rafıma geldim arkadaşlar. Burası aslında biraz karışık ama ben yine aradığımı buluyorum. Çünkü primerlarım ve fixing spraylerim çok yok aslında. Burada biraz dudak bakımı ürünlerim var. Rivalda Loop'un bir ürünü çok seviyorum. Watsons'ın bu ürününü seviyorum. Watsons'ın bir ürünü daha vardı. O da çok güzel. Aynen. Bunu Instagram'ımda da paylaşmıştım. Çok güzel. Çok tatlı zaten. Ve gerçekten güzel bakım yapıyor. Blistex'in ürünleri muhteşem. İki tane var bundan. Biri de şurada. Blistex'leri seviyorum. Yani başka ne var öyle? Yine bir Blistex. Üçmüş. Öyle yani. Yves Rocher'in bir ürünü var. Evet. Dudak bakımım. Buralarda primerlarım var. The Ordinary'nin bir primer'ı var. Marc Jacobs'un. Yani çok havalı gözükse de aslında pek bir şeye yaramayan bir primer. Golden Rose'un çok sevdiğim bir primer var. Bu gerçekten çok iyi. Sevdiğim bir marka. Türkiye'de satılmıyor maalesef. Çok güzel bu da. Bu da yeni bir kutudan çıkmıştı. Bu da fena değil. Rivalda Loop'un bu ürünü maalesef koleksiyon ürünüydü. Gerçekten çok seviyorum. Kullanamıyorum artık satılmadığı için. En sevdiğim primer Wet n Wild'ın Coverall. Bunun paketi değişti arkadaşlar ama ürün olarak değişmedi galiba. Yenisini denemedim. Bu zaten çok az kaldığı için onu deneyeceğim yakında. Umarım içindeki de değişmemiştir ama yazdıklarına göre sadece paketi değişmiş. Bu primer'ı gerçekten çok seviyorum. Bundan bile, bu Golden Rose'dan bile falan hepsinden çok çok iyi. Yani en sevdiğim bu. Bu Farsali'ninki de fena değil ama aşırı pahalı olduğu için çok göstermiyorum videolarımda. Catrice'in birkaç ürünü var. Fixing spray olarak bunu Mac & Fix Plus'a salmış olabilirsiniz arkadaşlar ama hayır. Million Pauline. Prep Prime yazmışlar. Prime yazacaklarına. Yani çakma bir ürün arkadaşlar. Pazardan almadım ama. Takıcıdan falandı galiba aldığımda. Gerçekten güzel bir ürün ve dokunmadı bana. Yani severek kullanıyorum. Mac Fix Plus'ı da denemiştim. Öyle pek hoşuma gitmedi aslında arkadaşlar. Abartılacak bir yönü yok. Sevenler var evet ama bence yani bunu alın daha iyi. Bu 20 TL. Fix Plus 200-300 TL falan galiba. Hiçbir fikrim yok ama pahalı. Ayrıca çok sevdiğim bir ürün olarak Flormar'ın bir ürünü var. Bu saç spreyi gibi aslında. Çok güzel sabitliyor makyajı. Bunu öneririm kesinlikle ve çok da pahalı değil. Bu Urban Decay'in küçüğünü almıştım ben. All Nighter Setting Spray'i. Bunun da kutusunu sakladım. Dediğim gibi pahalı ürünlerin kutusunu saklıyorum. Öyle bir tikim var. Bu da Fix Plus'tan çok çok daha iyi kesinlikle. Ve ama yani Flormar'la aynı diyebilirim. O yüzden bence Flormar'a bakın arkadaşlar. Öyle pahalı ürünlere de para harcamak zorunda değilsin. İlk olarak arkadaşlar şöyle iki saç bandım var. Bunları buraya koyuyorum hep. Videolarda kullanıyorum. Sonra burada bir lambam olduğu için lambalarda powerbank ile çalışıyor. 3 tane powerbank'im var. Burada da zaten lambanın kablosunu görüyorsunuz. Burada bir süsüm var. Tabela. Lambalı tabela. Biz Instagram'dan takip etmeyenler evet. Var mı hala da? Mavi highlighter Mel. Ağzında Instagram sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Yanında iki fırçam var. Bu bir fondöten fırçası. Çok bir işe yaramasa da güzel durduğu için buraya koymak istedim. Yanında da çok sevdiğim Real Techniques'in bir fırçası var. Tabii ki yine mavi. Uygun olarak yanına koydum. Koyacak başka yer bulamadım. Güzel durduğu için buraya koymak istedim. Burada far fırçalarım var. Yan tarafta da far fırçalarım var. Bu hepsi değil tabii ki. 4 tane sığdırabildiğim için bu kutuları bu arada IKEA'dan aldım arkadaşlar. Ama çoğu kişi biliyordur zaten. Bunlar aslında mumluk. Ama bence işte fırça koymak için gerçekten çok güzel. Boyu şey güzel yapıyorlar. Fırça için. Aynen. Tam geliyor gördüğünüz üzere. Yani fırçalarımı rahatlıkla bulabiliyorum. Önünde de böyle 2 tane kedicik var. Yan tarafta da var bu kedilerden. Bunlar aslında lip balm. Yani altında lip balm var. Böyle açınca. Ama çok tatlı durduğu için bunları buraya koymak istedim. Biraz daha yana kaydığımızda arkadaşlar bir kule var. Pardon yan tarafı yıktım. Eyfel Kulesi kadar olmasa da onun, en az onun kadar değerli bir kule arkadaşlar. Bir çevirsene onu. Şöyle mi? Aynen şöyle bir ürün işte. Bunu da Amazon'dan aldım arkadaşlar. Aslında pratik bir şey.
Ama bazen de gerçek çok yüksek. Evet ve sinir bozucu olabiliyor. Yani bazen kendimi aynada göremiyorum bu önümde duruyor diye. Ama yani rujumu toplayan tek ürün de bu açıkçası. Çünkü yoksa rujlarım hep şöyle küçük, şunu çeker misin? Bunlara koyduğumda bu sefer bundan bir 5-10 tane lazım. Bu sefer onları nereye koyacağım? O yüzden benim için en pratiği bu kule oldu. Her rujumu gerçekten topladı. En üst katında uzun rujlarım var. Liquid lipsticklerim, yani şu yan tarafa sığmayanlar. Önde gördüğünüz üzere Essence'in ürünleri var. Glitter Switch. Bunlar çok enteresan. Sürdüğünüzde mat, dudaklarınızı birbirinize değdirdiğinizde simler ortaya çıkıyor. Arkasında Kerimcan Durmaz'ın ruju var. A04 Don't Be Shy rengi. Çok güzel bir ruj bu da. Yan tarafta The Balm'ın ürünleri var. 3 tane. Sonra Sebile Ölmez'in Revolution'la yaptığı koleksiyon var. Falan filan. Bu aşağıya indiğimizde Maybelline'in rujları var aşağı katlarda tabii ki. Çok seviyorum onları da. L'Oreal'ın rujları da çok güzel. Bunları da çok seviyorum. Hatta şöyle enteresan renkleri de var. Göstereyim. Daha kullanacak video bulmadım ama kesinlikle bulacağım. Şu renk de çok enteresan. Bu da Balmain'le yaptıkları koleksiyondan. Çok güzel bir renk bu da. Pastelin rujları da çok güzel. Bu renk de çok enteresan. Biraz çevirdiğimizde Pastelin liquid lipstikleri var. Bu 38 numarasını çok seviyorum. Kiremit rengi. Gerçekten muhteşem. Pastelin bu rujlarından daha fazla alacağım zaten Türkiye'ye gittiğimde. Catrice'in ürünleri var. Bunları da çok seviyorum. Sleek'in 2 ruju var. Fena değil bunlar da. Ama maalesef çok kurutuyor dudaklarımı. Bu arada bu The Balm'ın lip glossu da çok güzel arkadaşlar. Biraz daha çevirdiğimizde lip glosslarım var. Essence'in şu lip glossları çok güzel. Revolution'un bir koleksiyon ürünü var. Bu satılıyor mu artık bilmiyorum. Çok güzel. Seviyorum bunu. Essence'in artık maalesef satılmayan Hollow Wow lip glossları. Bunlar da çok enteresan. Son bölüm olarak da Rimmel'in bu rujunu çok seviyorum. 760 Ain't No Other rengi. Biraz zor açılıyor. Çok güzel bir nude. L'Oreal'ın Le Chocolat ürünleri çok güzel. Bunda 864 Tasty Ruby rengi. Kesinlikle tavsiye ederim. Golden Rose'un bunun ürünleri de çok güzel. Soft and Matte Creamy Lip Color. Bunlar efsane. Evet. Bu gerçekten çok güzel. 106 numara. Yani. Rujlarım da böyle. Tabii ki rujlarım bitmedi arkadaşlar. Yan tarafta devam ediyoruz. Bu küçük ruj kutusunda da pahalı rujlarım ve en sevdiğim rujlarım var aslında. Arkadan başlayayım. Fenty'nin lip gloss'u var. Bu bana hediye alınmıştı ablam tarafından. Fenty Glow Ring'i. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ben kendim belki almazdım lip gloss çok kullanmadığım için ama gerçekten iyi ki ablam almış çünkü çok güzel bir ürün. Onu beğendiğim için bu minik boyunda fuzzy rengini aldım. Bu da çok güzel. Rengi de çok güzel. Ve boyu da zaten ayrı bir tatlı. Fenty ürünleri olarak da bu Pootsicle Go Deep rengindeki ruju da var. Mavi. Yan tarafta MAC'in Velvet Teddy rengindeki ruju var. Huda Beauty'nin paketini atarken çok üzüldüm. Çünkü çok güzel paketi var. Böyle dudaklı. Ama o kadar büyük ki koyacak yer bulamıyorum. Mecburen atmak zorunda kaldım. Bendeki rengi de Trendsetter bu arada arkadaşlar. Kokusu biraz fazla ve aşırı olsa da severek kullandığım bir liquid lipstick. Çok kurutmuyor dudaklarımı. Onun arkasında Ciate'nin bir ürünü var. Glitter Flip bu da yine. Essence'in glitter switchlerine benziyor. Bu da çok güzel. Onun arkasında çok çok sevdiğim Ivana Sert'in. Ayrıca ambalajı bence çok havalı. Maalesef yazıları siliniyor zamanla. Bu arada Ivana Sert yazısındaki şu detay. Ivana Sert'in gözleri iğnin üzerinde. Bence ambalajı muhteşem. Kerimcan Durmaz'ın ruju da çok güzel. Ama bu Ivana Sert'in ruju, hem ruju güzel hem ambalajı bir efsane. Yine Ivana Sert'in bir ürünü
Yanında Stila'nın bir ruju var. Bu öyle fazla şey değil. Detaya da girmeyeceğim. Türkiye'de satılmıyor. Jeffree Star'ın ürünleri var. Bunları da bulmak zor Türkiye'de. Ama bulursanız arkadaşlar deneyin. Gerçekten çok güzel. Bendeki renkleri Celebrity Skin. Bu ilk Jeffree rujumdu benim bu arada. Başka ne rengi var? Diseased. Cherry Wet. Bu da güzel. Ve bir koleksiyondan olan ruju. O kadar yeşil ki okunmuyor. Strawberry Crush'mış arkadaşlar. Çok güzel bir renk bu da. 4 Jeffree Star rujum var. Yan tarafta Flormar'ın Kiss Me More Lip Tattoo serisinden 12 numarası. Biri Kiss Me More deyince bu reklam geliyor aklıma. Aynen. Bu seriden de diğer renklerini kesinlikle alacağım arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten kullandığım efsane rujlardan biri. Aslında top 5'ıma bile girer. Yani favori 5 rujlarımdan biri budur yani kesinlikle. Seçmek zorunda kalsam. Asla ve asla kimseye vermeyeceğim bir ruj. Ve diğer renklerine de kesin alacağım. Revolution Pro markasının mavi bir ruju var. Sailor'dı bunun galiba adı. Evet Sailor. Öyle çok çok güzel değil ama ilk mavi rujlarımdan ve ilk videomda kullandığım için benim için anlamı bir başka olduğu için burada kalacak. Ama Fenty'ninki daha güzel kesinlikle. Fenty'nin mavi ruju. Yan tarafta Huda Beauty'nin, evet kapaktan ayrıldı. Huda Beauty'nin bir ürünü var. Bunun da rengi çok değişik. Çok güzel parlıyor. Ve dudakta da gerçekten öyle. Aynen. Yani bir festival parti ruju kesinlikle. Ama maalesef Huda Beauty'nin ürünleri çok parfümlü. Tuhaf. Bourjois markasının. Bu markayı ben aşırı şekilde Dior, Chanel gibi bir markalara benzetiyorum. Ama uygun fiyatlı bir marka. Bunu da 3 euroya falan almıştım galiba. Deneme fırsatım olmadı şimdiye kadar. Sırf swatchladım ama rengi çok güzel. Bunu da koyacak bir yer bulamadığım için Huda Beauty'ye yakıştırdım. Böyle yan yana ikisi mor kalsın diye oraya koydum. Son olarak da Jouer markasının bir ürünü var. Nikki Tutorials çok bahsediyordu bu markadan. Denemek için almıştım bunu. Sevdiğim bir ürün. Biraz yapış yapış maalesef ama rengi çok hoşuma gittiği için. Aslında çok ucuz gibi duruyor. Ama hiç ucuz değil. 25 euro. Ben indirimde almıştım galiba. Yan tarafta da yine rujlarım var arkadaşlar. Rujlar bir bitmek bilmedi. Şu arkadaki gül şeklindeki ruj AliExpress'ten değil. Onu zaten enteresan ürünler videomda kullanmıştım biliyorsunuz onu arkadaşlar. Şu 4 ürün AliExpress'ten. Renklerini göstermeyeceğim, videoya saklıyorum. Ama paketlerini görmüş oldunuz. Ve burada da aynı şekilde yine arkadaşlar 4 tane IKEA mumlu var. İçinde yine fırçalarım var. Bunlar yüz fırçalarım. Bunlar küçük aydınlatıcı fırçalarım falan. Bunlara pek göstermeyeceğim. Bunlara ayrı bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. Favori fırçalarım diye. Burada yine kaş ve far fırçalarım var. Yine 2 tane kedicik var. Mavi ve sarı. Diğerleri mor ve pembeydi. Evet, makyaj masam bu kadar arkadaşlar. Şimdi yine yan taraftan devam edeceğiz. Üçgen masa olduğu için burada bir büyük aynam var. Yan tarafta da aynalarım var. Ve bu masa bir köşede duruyor arkadaşlar. İki duvarın birleştiği bir köşe yani. Gerçekten kullanışlı çünkü her açıdan bakabiliyorsunuz makyajınıza. Burada bir lambam var dediğim gibi. Yani her açıdan makyajıma bakabiliyorum dediğim gibi. Tamam işte. Yan taraftan devam edeceğiz. Bu aslında bir servis arabası gerçekten. Ama bazı insanlar bunu temizlik arabası olarak da kullanıyor falan filan. Ben bunu aldım. Ablamın şöyle muhteşem bir fikri vardı. Peçetelerimizi şöyle astık şuraya. Burada kuru peçete var. Burada ıslak mendillerim var. Delik açtık bu plastik kutuya. Ve bunu buraya sabitledik. Bence çok güzel oldu. Çok kullanışlı. Yani yerden tasarruf etmiş olduk. Aynen. Ben zaten bunu hep video çekerken yanıma alıyorum bu arabayı evet. Arkadaşlar. Bu hep yanımda. Ve şunlar oluyor. Uçuşuyordu ve bana sinir geliyordu. Aynen. Çünkü, ay ıslak mendil unuttum. Yok peçeteyi unuttum. O yüzden sabitledik bunları. Böyle tekerlekli zaten. En üst katta zaten gördüğünüz üzere ilk olarak şuradan başlayalım. Eyelinerlarım var. Siyah eyelinerlarım var. Renkli eyelinerlarım. Sulu, kalem şeklinde.
de çok güzel bu arada. Revolution'un Renaissance Flick galiba da. Çok güzel. Yani eyelinerlarım var. Burada yine dudak ürünlerim var. Bazı yerlere sığmayan büyük ürünlerim. Bunu zaten en son videomda da gördünüz. Crayola'nın bu dudak kalemleri. Yani değişik değişik dudak kalemlerim var. Çoğunlukla dudak kalemlerim Essence markasının. Essence'i çok sevdiğim için. Bu da gratis'te satılan Absolute New York markasının bir ürünü. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Click Glossy Color diye. Bunları da tavsiye ederim. Şu da çok enteresan. Bu da yine Absolute New York'un bir ürünü. Şu tarafı dudak kalemi. Şöyle bir dudak kalemi. Bu tarafı da ruj. Ombre lips yapmak için çok uygun bir ürün. Ve çok uygun fiyatlı. Evet, yine eyelinerlarım var bu tarafta arkadaşlar. Şöyle sulu farlarım var. Liquid farlarım. Stila'nın ürünlerini çok seviyorum bildiğiniz üzere. Şunlar çok güzel. Maalesef Türkiye'de satılmıyor. İnşallah Sephora'ya gelir bir zaman. Bu Catrice'inkiler de çok güzel. Bu L'Oreal'ınkileri deneyemedim şimdiye kadar. Şu Catrice'inkini aslında sevmiyorum. Tozutuyor ve pul pul düşüyor. Yan tarafta birkaç tekili farlarım var. Yani bunlar pek şey değil. Şunların ikisi çok güzel aslında. Flormar'ın şu ikisini çok seviyorum. Kırmızıyla turuncu olan. Bunlara kesinlikle bakın. 01 Red ve 32 numara Orange Juice renkleri. Gerçekten muhteşem. Evet, geldik en önemli bölüme arkadaşlar. Şu küçüklerle başlayayım. Burada Huda Beauty'nin 3 paleti var. Bunları biliyorsunuz zaten. Çok bahsediyorum bunlardan. Favori paletlerimden biri. Favori paletim gerçekten çok çok sevdiğim bir palet. Beauty Bay'in paleti. Beauty Bay Türkiye'ye yolluyor mu? Emin değilim. Ama şöyle bakın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Morphe'nin bir paleti var. Çok memnun kalmadım açıkçası bu paletle. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Renkleri çok güzel duruyor aslında arkadaşlar ama kalitesi pek de şey değil. Öyle abartılacak kadar değil. The Balm'ın bahsettiğim paleti, buna da bir video çekmiştim zaten. Burada Mary Luminizer hiç güzel değil. Ama allıkları çok güzel ve bu allığı bronzlaştırıcısı çok güzel. Bu paleti zaten büyük paletinden tanıyordum ama büyük palet bende yok artık. Ablama verdim. Yani diğerleri fena bir palet değil işte ama Mary Luminizer'ı hiç güzel değil içinde olan. Revolution'un birkaç ürünü var. Birkaç dediğim bayağı bir paleti var. Şurası komple Revolution. Şunlar. Sebile'nin paletleri, Carmi, Sof falan filan. Bayağı bir paleti var bende. Revolution farlarını çok seviyorum bildiğiniz üzere. Ve almaya da devam edeceğim. Yine çok güzel paletler çıkardılar. Zoeva'nın bir paleti var bende. Çok güzel bir palet. Mat paleti. Sephora sayfalarında bulabilirsiniz. Too Faced'in bir paleti var. Çok tatlı bir palet. Bunu da yeğenimle çektiğim videoda kullanmıştım. Çok güzel kokuyor. Onun da zaten ilgisini çekmişti kurabiye. Adam ve kurabiye kadın olduğu için. Meyra'ya da selam olsun buradan. En büyük fanın. Aynen. Çok güzel bir palet. Aynı zamanda bu var. Bunu da diğer yeğenimle, Lara'yla çektiğim videoda kullanmıştık. Daha doğrusu bahsetmiştik bundan. Ben o parayı bu palete vermem demişti. Çünkü renkleri aslında o kadar da değişik değil. Göstereyim hatta. Gördüğünüz üzere yine kutusunu sakladım pahalı olduğu için. Buna 50 euro dediğimde Lara biraz şaşırmıştı. Ben açıkçası almam 50 euroya bu paleti demişti. Ama paletin kalitesi gerçekten iyi. O sırf renklere baktığı için tabii haklı. Çünkü renkler çok şey değil yani. Böyle abartılı aman aman renkler değil. Onu ilgilendiren pek renkler değil. Aynen. Pek şey değil. İlgisini çekmedi. Ama kalite olarak gerçekten çok güzel. Urban Decay çok başarılı bir marka bence. Ama bunu annelerine makyaj yapmaya gittiğimde bu paleti götürmüştüm. Bu ikisinin de çok ilgisini çekti. Bu da yine 50 euroya aldığım bir palet. Tarte'ın ve gerçekten favori paletlerimden biri. Bu yüzden zaten galiba ilgilerini çekti.
Yani Meyra'nın kesin. Ama Lara'nın ilgisini çeken renkler de şunlar oldu. Şu folyolarda. Lara'nın şu renkler çok ilgisini çekmişti. Gerçekten ben de bu renkler için aslında aldım bu paleti. Ama sırf bu renkler değil, diğer renkler de gerçekten çok başarılı. AliExpress'ten aldığım bir palet. Gerçekten çok sevdiğim bir palet. Zaten bunun için bile alınır. Bunun videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Onu da görmüştünüz zaten. Bu da yeni, en yeni videolarımdan bir ürün. Crayola'nın paleti. O videoma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yan tarafta Pac-Man paleti var. Şurada hatta Pac-Man oynuyor. Oynayabiliyorsunuz böyle. Çok sevdiğim ürünlerden yine bana hediye gelmişti. Bir arkadaşımdan doğum günü hediyesi olarak. Açabilsem bir de. Yine çok enteresan renkler. Şu kırmızı, şunun ikisi için bile alınır. Bu sarı, hardal sarısı da çok güzel. Violet Voss markasının bir ürünü. Bu da muhteşem. Mini paletlerinden. Bunu ben gezmeye giderken hep yanıma alıyorum. Veya Türkiye'ye seyahat ederken falan. Bu hep yanımda oluyor genellikle. Sırf renkli farlar olsa bile bu bana yetiyor. Ben genellikle çünkü renkli makyaj yapıyorum. Yine Jeffree Star'ın bir ürünün Mini Breaker paleti. Buna da bir video çekmiştim. Bu da çok güzel bir palet. Rival de Loop'un bu ürünü de yeni videolarımda kullanmıştım. Çok güzel bir palet bu da. Ona da bakabilirsiniz. Essence'in bu da. Koleksiyon ürünüydü maalesef. Satılmıyor artık. Renk de çok enteresan bu arada arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bunun fondötenleri nerede? Fondötensiz makyaj mı olur? Fondötenlerim burada arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru dizdim bunları. Sevdiğim, sevmediğim değişik değişik. Too Faced'in yine kutuda tabii ki. Pahalı ürünlerimi kutuda saklıyorum. Golden Rose'un çok sevdiğim bir ürün. Bunu herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı şekilde Flormar'ın bu fondöteni de çok güzel. Uygun fiyatlı bir fondöten arıyorsanız bunlar olabilir. Flormar'ın Perfect Cover. L'Oreal'ın bu fondöteni en sevdiğim fondöten. Favori fondötenim. Too Faced'den bile daha çok seviyorum bunu. Burada da iki kaşın fondötenim var L'Oreal'ın yine. Bunları da çok seviyorum. Bunlar da şurada koyuyorum. Sevdiğim ürün arasında tabii ki yine Perfect Match fondöteniyle beraber. Çok seviyorum. Fit Me de fena değil. Rengi biraz koyu. Bunu yazın kullanıyorum. Tabii ki Revolution'ın Conceal and Hydrate ve Conceal and Define ürünleri muhteşem. Falan. Pudra olarak tabii ki yine Born This Way'in Too Faced'in ürünü. Başka ne var? Revolution'un bir pudrası var. Bunu da seviyorum. Çok en sevdiğim pudralarımdan Yves Rocher tabii ki. İki rengi var bende. Biri pembe, biri sarı. İkisini bazen karıştırarak kullanıyorum. Golden Rose'la Flormar'ın iki pudrası var. Onları da çok seviyorum. Rimellerim var. Snapscara mesela. En sevdiğim maskaram Essence'in Lash Princess. Suya dayanıklı olan. Şu Icon'un maskarasını da çok sevdim. Biterse büyük boyunu alacağım muhtemelen. Suya dayanıklı olmamasına rağmen sevdiğim ilk maskaralardan. Maskaradan hatta. Bu Yves Rocher'ninki de suya dayanıklı değil. Ama Icon'unki kesinlikle ondan daha başarılı. Revolution videomdan tanıdığınız bir maskara bu da. Böyle değişik bir maskaram da var. Pek sevmediğim bir maskara. The Balmain Scuba. Biraz yan tarafa kaydı. Burada kaş ürünlerim var. Burada birkaç kaş kalemim var. Kaş kalemi çok kullanmıyorum. Ama yine de birkaç tane var. İki sabitleyici jelim var. Biri pahalı, biri ucuz. Anastasia'nın, biri de Essence'in. Burada yine fırçalarım var. Bunlar küçük. Bunlar sadece aslında kaş fırçası ve far fırçası. Bunları tatile giderken yanıma alıyorum. Markası da bu arada Nasita. Evet. Burada yine kaş ürünlerim var. En sevdiğim kaş ürünüm Anastasia'nın Deep Brow Pomade'i. Gördüğünüz üzere. Bendeki rengi Medium Brown. Şöyle göstereyim. Çabuk kuruyor dediler. O yüzden biraz korkuyorum ve kullandıktan sonra hep sıkıca kapatıyorum hava almasın diye. Umarım kurumaz çünkü her gün makyaj yapmadığım için çok kullanmıyorum. Yine Iconic London'un pahalı bir ürün olduğu için tabii ki kutusu.
Bir kat daha aşağı ineceğiz arkadaşlar. Kirpik kıvırma aletlerim, makasım falan filan var. Onun altında bir kutu var. Bu kutunun içinde de kirpiklerim var. Bildiğiniz üzere kirpiklerimi genellikle AliExpress veya Amazon'dan aldığım için böyle ucuz paketlerde geliyorlar. Şunlar çok güzel. Hepsi ucuz, uygun fiyatlı. Kirpiğe çok para harcamıyorum. Catrice markasının birkaç bunlar değil. Şunlar mesela, bunlar da çok güzel Catrice'in. En pahalı kirpiğim budur herhalde. Yok pardon, daha pahalısı var da. Bunlar da çok güzel Catrice'in. Gerçekten çok doğal gözüküyor. Kendi kirpiğinizmiş gibi. Ve kaliteli. Yani bir 5 kere kullanırsınız. Çok iyi bakarsanız onu bile bulabilir. En pahalı kirpik olarak Velour Lashes. Bunlar var. Kutusundan da zaten belli oluyor daha pahalı oldu. Burada ne var? Burada gezmeye giderken fırçalarımı bu kutuya koyuyorum. Buna bavuluma koyuyorum ki fırçalarıma zarar gelmesin diye. Burada da yine bir Sephora kutum var. Bu Sephora kutusunun içinde de süngerlerim var. Süngerlerimi buna koyma nedenim dışarıda bıraktığım zaman çok tozlandıkları için böyle kapalı bir kutuya koymak istedim. Ve bu da son rafımda arkadaşlar. Arkadaşlar ben makyaj masamın toplanmış halini gösterdim görmüş olduğunuz üzere. Bundan önceki halini de ablam çekti, onu da bir koyalım. Son halinden gerçekten memnunum. Evet arkadaşlar, benden bu kadar bugünlük. Koleksiyonumu beğendiyseniz, bu videoyu da beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Koleksiyonum hakkında da yorumlarınızı merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.